İhtiyaçlar sende, teknolojiler Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan çamaşır makinelerine, buzdolaplarından tabletlere, bilgisayarlardan airfryer'lara, kahve makinelerinden tost makinelerine, klimalardan süpürgelere. Mediamarkt'taki teknolojiler say say bitmez. Mediamarkt Of dediğin anların alayına misli, misli, alayına misli, misli. Misli'den yeni üyelere 50... Hediye, misliğe gel, hediyeni al. 5 da misli, misli. dakika verip, 90 artı 6'lığı bitirip, 3 yani dakikası oynanmamışsa o 5 dakikanın, bu penaltı ekip olarak atlanmışsa şunu söylüyorum, bu ülkede bir gol ile şampiyonluk belli oldu. Memem'de herkese merhaba. Bugün İstanbul Spor Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray Konya maçında Ali Şansalan'ın kararlarını yorumlayacağız. Söz sende Alparslan buyur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe İstanbul spor maçından başlıyorum. Maçın orta hekemi Volkan Bayarslan'dı. İlk pozisyonumuzda 34. dakikada golden önce bir offside var mı? Kalecinin görüş alanını etkiliyor mu? Bunu sormak istiyorum size. Bu pozisyonda seyrettiğimiz açıları itibariyle hem pilot kameradan hem Fenerbahçe kalesinin arkasından hem İstanbulspor Spor Kalesi'nin arkasından karşı türbünün oradaki kameradan. Kaleci topun çarptığı andan son anda kadar her saniyesini görüyor. Geç atlamasının sebebi böyle bir pozisyonu beklememesi ve öne doğru tam böyle atarken adımını topun bir anda çarpıp gelmesi onun geç atlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla Ceko'nun orada olması şeklen bir olsaydı ama kalecinin görüş alanını kapaması veya topa bir hamle yapıp topa doğru hareketlenmesi söz konusu olmadığından dolayı kaleciyi etkilemiyor. Dolayısıyla gol nizami offside değil. İkinci pozisyonumuz hocam 48. dakikada Mert Müldür ile Ali Yaşar arasındaki mücadele penaltı gerektirir mi? Bunu sormak istiyorum size. Şimdi bu pozisyonda Ali Yaşar Mert Müldür'ü arkadan takip ederken sol ayağıyla öne doğru atıyor. Mert Müldür orada hani bir dokunma muhtemel ama devam edip tam sağ ayağıyla topa vuracakken arkasında Ali Yaşar'ın olması ve o sağ ayağını arkasındaki Ali Yaşar'a kendisi çarpmasından dolayı topa vuramıyor ve dengesini kaybediyor. Dolayısıyla hani buradaki o dokunma ilk sol ayakta dokunma penaltıyı gerektirecek bir müdahale değil. İkinci müdahale de Mert Müdür o topu derken ayağını açması arkaya doğru Ali Yaşar'a teması kendi alıp dengesini bozuyor. Dolayısıyla bu pozisyonda penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok. Oyunun devam kararı doğru bence. Hocam maçtaki diğer bir pozisyonumuz 60 dakikada Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon. Bu pozisyon hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Bu penaltı pozisyonunu çok farklı açılardan değerlendirmek lazım. Birincisi İstanbulspor'un bir atağı. Alex Taşçıoğlu çok güzel bekleyip sonra ceza sahasının içinde top varken hala kaldırıyor bayrağını. O anda Fenerbahçe defansı uzun böyle bir serseri top vuruyor. Yani normalde şu vardır aslında hani öyle bir serseri top uzun vurulduğunda çoğu hakem o ısıt bayrağını çalar. Ama Volkan Bayarslan dönüp bir çevre kontrolü yaptığında ve o anda da bir Fenerbahçe'li topu kontrol altına aldığını gördüğünde yardımcı hakemin bayrağını gördüğünleri pozisyonu avantaja bırakıyor. Yani burada hem avantaja bırakması hem o çevre kontrolünü yapıp bu pozisyonun nereden nereye varacağını öngörüyle tahayyül etmesi başarı. Akabinde pozisyon hızlı gelişse de kendisinin... Depar'la Sprint'le pozisyona yakın olup kalecinin şimansa yaptığı bu müdahaleyi vara bırakmadan kendi çözüyor. Yani bir hakem için bir pozisyon içerisinde 2-3 tane aksiyonu başarıyla sonuçlanıp verdiği bu penaltı kararını pekiştiriyor. Yani karar doğru ama burada hakemlik yetisi olarak öncesindeki o çevre kontrolünü yapması, bir öncesinde o bayrağı tamam gördüğünü avantaja bırakması penaltıdaki başarısına başarı ekleyen kararları oldu. Hocam 71. dakikada Batu Şahin'in yaptığı baskı sonrası topu kazanıyor Fenerbahçe ceza sahası içerisinde. Kalecinin önünde hemen Batu Şahin'i topla buluşuyor fakat offside gerekçesiyle pozisyon durduruluyor. İşte ilk topun geldiği an biraz karışık kimden geliyor falan. Batu Şahin'in bulunduğu pozisyon. Batu Şahin'in bulunduğu pozisyonda baktığımızda İstanbul Sporlu Futbolcu'dan daha ileride gözüküyor. Topun kimin tarafından oynandığına baktığımızda da çeşitli açılardan ben baktım. Crespo oynuyor topla. Dolayısıyla pozisyon olsaydı. Fakat burada şöyle bir şey var. Ceyhun sesi güzel. Bu pozisyonda kimin geldiğini yardımını büyük bir ihtimalle hakimin iletişimiyle çözüyorlar. Çünkü o son adama odaklanmışken o topun kimin vurduğunu çözmesi net değil. Dolayısıyla burada bence bir iletişim var ve bu iletişimin neticesinde doğru bir karar çıkıyor. Güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. Hocam bir diğer pozisyonumuz. Koli ile Emre Mor arasında geçen ikili mücadele. Bu pozisyon hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Burada e, sarı kart çıktı ama hani kamuoyu kırmızı diyenler olabilir. Fakat şöyle var. Bu gibi pozisyonlarda eee IFAB'ın, FIFA'nın ve federasyonların eğitimcilerinin söylediği önemli bir kriter. tabanınla müdahale ederken topa o tabanın rakibe geldiği anda çime yani topun veya ayağın teması önemli bir kriter. Bu şey gibi düşün. Penaltı atışında çizgiye basan kalecinin topu vurulmadan önce çizgiyi terk ettiğinde çizgiyle kalecinin ayağı arasında yeşil bir alan var ise, hani var olarak bunu böyle kontrol edin. Bunu baz alarak işte tekrarının olması veya olmaması gerektiğini hakeme söyleyin der. Penaltı atışında Burada da öyle. Bu pozisyonu değerlendirirken eğer o topuk yerde ise ve basma olayı var ise tabi sadece kriter bu değil şiddet yoğunluk ayağın gerginliği de söz konusu ama burada o topuk yere çime temas etmemiş olsa yani biraz daha yukarıda yani o çimle ayak arasında boşluğu görsek farklı değerlendirilecek, kırmızı kartlanacak bir pozisyon muhtemelen. Ama buradaki o kriterlerin başına hani çimle teması ayağın olması bu pozisyonun sarı kart ile değerlendirmesinde yeterli olarak gözüküyor. Hocam maçtaki son pozisyonumuza geçiyorum. İsmail Yüksek'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi aslında bu pozisyona gelmeden önce ben hani bir Volkan Bayarsan'ın bu maçta şöyle söyleyeyim. Maça çok iyi başladı ama maçta mesela ilk gösterdiği sarı kart Muammer'e bana göre çok yani böyle hani abiyane haberle oturmadı. Ama şu vardır hani maçın başında gösterdiği bu kartı eğer maçın sonuna kadar standart anlamında bu karta paralel kart göstermeleri tutturursa yani tamam fakat bu disiplin cezası uygulamanında Volkan Bayarsan bu maçta herhalde skorun da verdiği rehavet olsa gerek öyle pozisyon ve sarı kartları değerlendirmedi ki faal ve fena hareketlerde es geçti ki. Ben hani motivasyon ve konsantrasyon eksikliği skorun bu kadar açılmasından kaynaklı düşüncesi içerisinde olduğunu e, tahmin ediyorum. Şimdi Emir Gültekin'in Livakovic'e yaptığı bir hareket var. Tabanla geliyor. Yani kontrolsüz bir hareket. Sonra Muammer'in bir hareketi var. ikinci yarı. Şimdi Emir Gültekin'inki net sarı kartta. da mesela Muammer'inki evet sarı kart değil ama Muammer'e ilk gösterdiği sarı kart standart anlamında baz alındığında e, bu sefer daha böyle belki sarı kartlık değil ama ona göre daha böyle sarı kart olacak foyllerde göstermeyince işte bir maçtaki standartsızlık, tutarsızlık söz konusu olunca pek hani olumlu bakılmıyor. Şimdi dolayısıyla bu gibi bunu da ben işte şey bağlıyorum rehavete bağlıyorum ama bunun haricinde mesela avantaj oynatması pozisyonlara yakınlığı Mert Müldür'ün İstanbul Sporlu'yu iterek yaptığı bir pozisyonda ceza sahasının dışında olduğuna tespit etmesi bana bırakmadan ki net bir faal o da. Çünkü şarj sırta omuzla da yapılsa arkadaşlar futbolcu arkadaşlar şey zannediyor omuzla ben yaptığım zaman serbest hayır sırta yaptığında da o şarjı nizami olmaz. Dolayısıyla bu gibi pozisyonlardaki başarısı geldi 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 hani okyanustan geçti bu pozisyon itibariyle derede boğuldu. Net bir penaltı. Yani şunu söyleyeyim Volkan'dan kaçsa da bu Varın müdahil olması gereken penaltı. Futbolcu geliyor. Yani kontrolsüz bir şekilde. Topa ilk İsmail vuruyor. Futbolcuya çarpıyor top. Sonra o futbolcunun eyleminden dolayı İsmail'e net bir faul var. Burada futbolcu öyle bir geliyor ki Hani bırak İsmail ilk dokunsun, futbolcuya çarpsın. Futbolcu dokunsa bile ilk topa ve sonraki o aksiyon İFAB'a göre topa vurmuş olması kontrolsüz gelen bir pozisyonda bir kriter olarak sayılmıyor. O kontrolsüz hareketin devamında futbolcuya yaptığı top futbolcunun kontrolü altındaysa yaptığı topa dokunsa da fark etmez bu kontrolsüzden dolayı faal olması gerekir diyor. Kaldı ki burada ilk topa dokunan İsmail top futbolcuya çarpıyor. Futbolcu hareketini tamamlıyor. Bu nasıl var tarafından hani hadi Volkan bunu süzemedi. Var tarafından Volkan çağırmadı ben anlamıyorum. Yani şimdi mesela bugün içerisinde oynanan bir Kayseri Sivas maçı var. Hakemin kendi kararı olsa kabul edeceğim pozisyonu. Ama hani o pozisyona var çağırıyor. Şimdi bütün futbol severler ve kamuoyu ben hakim veya hakim isminden yola çıkarak değil var denilen bir kavramda o pozisyona bakıyor diyor ki var çağırıyor diyor böyle bir pozisyonda diyor. Böyle bir pozisyonda da var çağırmıyor diyor. Bu sefer futbol severler ve kamuoyunda hani neyin doğru neyin yanlış olduğu hangisine çağrılıp hangisine çağrılmayacağı standardın nasıl oluşacağını dair tereddütler yarın öbürkü maçlarda o zaman her pozisyon içerisinde var niye karıştı niye karışma diye getiriyor olayı. Şimdi o pozisyon bir varın karış karışacağı pozisyon değil ama karışıyor. Bu pozisyonda varın karışacağı pozisyon karışmıyor. Ve futbol severler kamuoyu ve 30 yıllık eski bir hakim ben de işin içinden hani özellikle bu iki pozisyonu baz aldığımda çıkamıyorum yani. Hani bu pozisyon açık açık bir penaltı. Yani hani sana göre bana göresi olmayan futbolcunun eylemiyle kontrolsüz hareketiyle net bir penaltı ve varın kesinlikle müdahale olması gereken bir pozisyon. Ama arkadaşlar kendilerince yorumunu değilden yana kullanmış olacaklar ki bu maç devam etti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi biz Volkan'la ilgili de genel bir görüş bu pozisyona gelene kadar dedik ya belirttik hani okyanustan geçti. Şu derede boldu yani maçın geneli anlamında ufak tefek hataları kart hataları olsa da hani verdiği mesela avantaj oynatıp penaltı vermesi diğer pozisyonu dışarıda e, olduğunu süzmesi falan tam böyle major kararlarda spesifik kararlarda doğruları bulurken böyle bir kararda varla kendisinin atlaması eksi hane eksi yazdı uzatma verdi 5 dakika. 90 artı 0 4'te bitirdi. Ama o 6 dakikanın 3 dakikası top oyun dışındaydı. Yani oynanmadı. Bir hakem bir maçta uzatma vermek zorunda ve uzatmayı en az kaç dakika veriyorsa Örneğin 5 dakika mı? en az 5 dakika. Yani sen 90 dakika boyunca uzatmayı verecek nedenler oluyor yani. Şundan şundan dolayı uzatıyorsun. İşte o nedenlerin aynısı uzatma içerisinde de mevcutsa o uzatmanın da uzatması olmak zorunda. Dolayısıyla 5 dakika verip 96'lı bitirip hani 3 dakikası oynanmamışsa o 5 dakikanın bu penaltı ekip olarak atlanmışsa şunu söylüyorum. Bu ülkede bir gol ile şampiyonluk belli oldu. Yani bir golün Burada 5 birlik bir skor var nasıl olsa diyerek işte bu rehavet yarın öbür gün bu gibi hesaplar olduğunda her takım için söylüyorum. Bu Fener Beşiktaş Galatasaray şu anda Fenerle Galatasaray bu Galatasaray için de geçerli. Ya yani bak önemli şeyler. Bu uzatmalar önemli. Sarı kart gösterip gösterilmesi önemli. Bak Muammer'e gösterdiği sarı karttan dolayı İstanbulspor'u Muammer çok gereksiz yani o mu cezalı duruma düştü. Bak bu pozisyonda penaltı vermedi. Skor belki 1-6 olacak. Sezon sonunda o bir golün nelere kadir olabileceği böyle bir çekişme esnasında Galatasaray'ın lehine veya aleyhine veya Fenerbahçe'nin lehine aleyhine olabilecek durumlar söz konusu olur. O yüzden diyorum ki yani belki göz ardı edilecek ama okyanustan geçip derede boğuldu diyorum. Hem uzatma dakikalarındaki o oynattığı süre itibariyle o 3 dakika oynamayan bir oyun var. Hem de bu penaltı itibariyle diyorum. İstanbulspor Fenerbahçe maçını bitirdik. Galatasaray Konya Spor maçına geçiyoruz hocam. Maçın orta hakemi Ali Şans alandı. Hocam bu pozisyonda Konya Sporlu oyuncunun Zaha'ya bir müdahalesi var. Müdahalenin ardından da za oyuna devam etti. Bu pozisyon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Evet Alparslan ilginç yani bir pozisyon. Ee, burada Konya Sporlu futbolcunun bir müdahalesi var. Hani gözüküyor da e, bu ne kadar yani rakibi etkileyecek bir müdahale ne kadar değil şiddetini ölçemeyiz. Ama burada şunu söyleyebilirim. Yani Zaha Premier Lig'den gelen bu zihniyeti taşıyan bir futbolcu olduğu için kendisini etkilemediği sürece ee, sanırım bırakmayı da düşünmüyor böyle bir müdahalelerde. Burada da etkilememiş kendisini devam etmeye çalışmış. Hani aslında şu pozisyona baktığımda hani bu penaltıdır değildirden ziyade Za'nın hani o Premier gelen o zihniyeti taşıması gerçekten takdir edecek bir şey. Nice futbolcu var şu müdahaleyle hani kendini bırakır sonuçta fotoğraf veya o görüntü yorumlara açık olur. Var çağrı, Raykem görür verir, vermez. Ama ben özellikle bu pozisyonda buna çok dikkat çekmek istiyorum. Za'nın buradaki mantayitesi daha önemli. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuza geçiyorum. 49. dakikada Mertens'in penaltı beklediği bir pozisyon var. Bu pozisyonla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. Bu pozisyonda Mertens'in şutunda Soner arkasını dönüyor. Şimdi arkasını dönüyor demek yani penaltı olmayacak anlamına gelmez. Arkasını dönüp şu kolu açmak. Doğal konumunun dışında kullanmak da arkanı dönsen de penaltıyı gerektiren bir pozisyon olur. Çünkü orada top arkanı dönsen de niyetin geçmiş. Fakat burada Soner arkasını dönüyor. Kolları doğal konumda yani dönerken sağ kolu kapalı sol kolu şu pozisyonu alıyor ve olabildiğince de vücuda yakın yani şu şöyle açık olsa bak şöyle 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 kabul ama bu kapalı bu da şu şekilde vücuda yapışık, yapışık olduğu için hani bu top bir çarpma olarak doğal konudaki bir ele çarpma olarak nitelendirilip devam kararı verilmesi e doğru. Hakemin de verdiği karar burada, yerinde. Hocam maçtaki bir diğer pozisyonumuz Galatasaray'ın attığı golden önce Barış Alper Yılmaz'la Pirip arasında bir mücadele var. Konya Sporlu oyuncular buna itiraz ettiler Bu müdahaleye faal olduğunu düşünüyorlar. Bu pozisyon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi bir kere soru yanlış. Soru neden yanlış? Golden önce dediğin anda bu sanki bir atak başlangıç fazını gerektiren formuş gibi algılanabilir. Aslında kamuoyunun da bilgilenmesi için ben de senin soru şeklini düzelteyim Alparslan. Golden önce verilen faulün öncesinde diye. Yani golden önce dersek sanki bu golden önce bir faal var. Varı bunun incelemesi lazımdı. Hayır. Şimdi bu faalden sonra bir faal oldu çünkü. Şöyle. Şimdi zaten bu kendi başına o kadar çok içerisinde aslında bir hakem adına konular barındırıyor ki. Bir. Barış'ın yaptığı faal. Ali Şansala'nın vücut dili bize sanki o faali verecekmiş gibi gösterip bir anda vazgeçip topu gösteriyor. Yani bu aslında hani tereddütte kaldım ama topu göstererek hem kendini hem seyircileri, seyredenleri ikna etme vücut dili o topu göstermesi. O sırada Hakan Kereş isyan ediyor. Sonra aklı orada kaldığı için diğer pozisyonu uzağında kalıyor. Ve Adil'in ne kadar Halil'e yaptığı pozisyonu görüp değerlendirse de aynı karenin içerisinde Kalvo'nun bu kadar açık ve seçik kendini protesto eder el ve kal hareketlerine duyarsız kalıyor. Bu arada Ali Şansalan maç boyunca hani Kalvo'nun gerek ilk yarı gerek ikinci yarı gerek golden sonra artık verdiği sarı karttaki itirazlarını ona karşı yaptığı protestolara kayıtsız kaldı ki hani artık dayanamadı üçüncüsüne verdi. Halbuki ilkinde gereken tepkiyi gösterse bu 2 3'ü de yapmazdı kalbo. Ama duyarsız kalınca buraya kadar geldi. Pozisyonun özünde de şu var. Evet Barış'ın yaptığı faal ama pozisyon oradan gidip duruyor. Bir faal daha oluyor. Yani neden var çağırmadı? Neden APP yani atak başlangıç fazına dahil olmadı gibi kamuoyunda varsa sorular nedeni bu. Oyun oradan sonra duruyor tekrardan. Ama şu var tabi hani bazen bir ufacık bir yerde yaptığın işte böyle hani bir hata... ...hani kelebek etkisi, kanat çırpar öbür tarafta fırtın olur. E, dolayısıyla işte böyle o hata bir başka bir olayı pozisyonu doğuruyor. O başka bir şeyi doğuruyor derken sonuçta oradaki es geçilen bir pozisyonun getirisi olarak adledilip ihale sana kalıyor. Bu şey gibi mesela son dakika maç 0-0 bir uzun top atılıyor. Bu, bu, gibi durumlar yaşanıyor. Maçta da hiçbir şey yok. Uzak kalıyorsun. Out'u korner veriyorsun. O sırada korner atacak takım da hani 0-0 ve beraberliğe razı bir kontra yememek için korner atışına iki tane oyuncu veya 3 tane oyuncu gidiyor. Defans 9 kişi bir ortalanıyor. O iki kişi dokuz kişinin arasından biri çıkıyor. Kafayı vuruyor. Bir sıfır. Yani hop ihale o dokuz kişi topa müdahale edemeyip forvetteki birisi senin o avutu korner vermenden dolayı sana kalıyor. Yani ha bu kadar şey mesela varken. Bu da bunun gibi. Yani burada çok aksiyon var. İşte foal oluyor. Kullanılıyor. Orta. Soldan orta. Abdülkerim bardakçı vole vuruyor. Gidiyor ediyor derken hop en önceden o foal'ün öncesindeki yapılan bir foal Den dolayı orayı göremediğinden dolayı ihale kalıyor. Şimdi burada bir de şey var. Ben şahit oldum. Hakan Hoca'nın bir açıklaması var. Dördüncü hakem faal 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 dedi diye. Ya yardımcı ya dördüncü demişse zaten pozisyon onlara yakın. Eğer bu gerçekten bak böyle bir açıklama varsa ben mesela federasyon ve merkezinin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim bu pozisyonun sesini vardan dinlerim. Çünkü o ona faal faal diyorsa o zaten kaydediliyor vardan deyip de Ali Salan vermiyorsa bunu hakemlerini çağırırsın gereken neyse konuşur ve yapar. Yani siz bir ekipsiniz sana yardım ediliyor da nasıl es geçersin ders. He gerçekten dördüncü hakem veya yardımcı hakem faal faal demiyor ise böyle bir seslenme yardım yok ise burada var kayıtlarında zaten kaydediliyor ya olmadığını Hakan Hoca'yı çağırırsın. Hocam sen bunu nereden söyledin? Bak bu kamuoyunu yönlendiriyorsun. Al sana bak ses kaydı. Sana özel. Buyur dinle. Ve lütfen olmadığına dair yanlış bir yönlendirme yaptığına dair de açıklamanı yap dersin. İki tanesi. Şey. Ha bunu bak yapmak zorundasın. Bunu böyle muallakta bırakırsan sorun. Şimdi Hakan Hoca duydum diyor. Fual fual dedi diyor. Dediyse var kayıtlarında var bu konuşmalar. Git dinle dakika itibariyle. Yoksa Hakan Hoca da gerekli şey yapmak algı yaptın hocam yönlendirdin böyle bir şey yok. Varsa da çağır hakemini sana böyle bir yardım yapılıyor. Siz bir ekipsiniz sen bunu nasıl yaparsın deyip gereken uygulamayı veya işte yaptırımı hakemine uygula. Basit. Hocam çok iyi özetlediniz. 68. dakikadaki pozisyona geçiyorum. Abdülkerim Bardakçı ile Konya Sporlu oyuncunun ceza sahasında yaşadığı ikili mücadelenin ardından Abdülkerim Bardakçı penaltı bekledi. Ya bu pozisyonda bir futbolun gerektirdiği temas var. Yani futbolcu hani böyle gidiyor duruyor Abdülkerim Bardakçı da o yöne koşuyor. İkisinin de aynı yöne koşarken var olan bir temas. Yani bu penaltı bir, evet bir müdahale var bir çarpışma. Bu penaltılık bir müdahale değil. Devam doğru. Hocam 70. dakikada Kaan Ayan'ın kestiği ortada Moreno'nun kontrolünde bir el oynağı var mı? Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi. Görüşlerinizi merak ediyorum. Burada sağdan yapılan ortada da bu açılar bize. ilk topun Konya Sporları temasının sırtına geldiği ve ele gelmediği gözüküyor. Ondan sonra Moreno'ya gelen topla da Moreno'nun kolları kapalı ve karnıyla yani şu vücuduyla topu istopluyor. Kolları açık bir elle oynama yok. Dolayısıyla bu pozisyonda oyunu devam ettirmesi doğru hakim. Hocam Galatasaray'ın ikinci golünden önce herhangi bir faul var mı yok mu? Zaha ile Soner'in ikili mücadelesinin içerisinde Zaha topu kapıyor ve o pozisyon gidiyor gol oluyor. Topu burada kaparken herhangi yaptığı ihlali gerektiren bir müdahalesi yok. Bir e, ikili mücadelede faulsüz topu alıyor. Yani EPP olarak değerlendirecek bir atak başlangıç fazı olarak değerlendirilecek bir pozisyon değil. Devam kararı doğru. Hocam maçtaki son pozisyonumuz kornerden gelen 3. golden önce Ahmet Oğuz bir faul bekledi burada. Bu pozisyon hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Kornerden gol geldi. Korner olmadan önce Ahmet Oğuz'un bir for beklentisi var. Burada Barış Alper. Ahmet Oğuz'un yani kolunu uzatıyor formasını şöyle çekiyor. Ahmet Oğuz da hakeme bir anda duruyor ve hani olayı göstermeye çalışıyor. Hani bir müdahale, faalük müdahale var. Ha top sonra kornere çıkıyor. Yani bitiyor artık orada yani olayın faal olup olmaması kornerden geliyor yani. Ama burada işte o faal beklentisi... Bak Ali Şansal'a büyük bir ihtimalle bu ikili konuşurken görmedim, görmedim diyor. Ahmet Oğuz da tamam deyip gidiyor. Yani orada bir faal var. Ama hani bu faul var diye de aynı hani ilk golde gibi iptal ettirecek bir atak başlangıç fazla olarak değerlenecek bir şey değil. Top kornere çıkıyor. Kornerden sonra gol oluyor. Hocam maçtaki pozisyonlarımız bitti. Bir de sizden genel olarak Ali Şansalan değerlendirmesi alacağım. Ya Ali Şansalan'ın bu maçta böyle bir hani Rahattı aslında belki de morali bozuk FIFA olamadığı için mi o FIFA'ya aday gösterilmedi veya o listeye girmediği için mi bilmiyorum. Bazı kart değerlendirmelerinde hatalar yaptı verip vermeme durumlarında işte ve özellikle evet hani burada Ali Şansalan'ın o ilk golde özellikle bir faul ekibi yardım etti mi etmedi mi? Oradan top gidiyor uzun bir faal dağılıyor oradan sola orta falan ama işte şu var kamuoyu orada bu faal verilse ki açık bir faal işte o uzun top olmayacak uzun top olduğunda faal olmayacak faal olduğunda frikik sola kullanılıp orta yapalım o vurmayacak gibi hani durumları konuşuyor yani seyircinin bir taraftarın bakışı haklı ha ben de bir eski hakem ya yani 30 yıl yaptım işi. Bakın hani orada o foylu vermeliydi. Evet. Ama hani o foylu öyle yorumladı, vermedi. O gitti faul oldu. İşte o solo oylandı, ortalandı. Bunun hepsinin müsebbibi oradaki pozisyondur demek büyük bir haksızlık olur. Ama mesela taraftarlar diyor, haklı tarafları var mı? Var. Çünkü ne diyor? Bir oradaki pozisyon diğer pozisyonlara sirayet edip farklı yönlendirmesine sebep oluyor gidişatı. Ama bu da futbolun doğasında var. Ha, işin üzerine döndüğümüzde o pozisyon faal mı? Net faal. Ama o pozisyon sonrasında 2-3 tane de aksiyonun değişimi söz konusu. Hani onları hiçe sayıp o pozisyona bağlayıp bu sonuçla Ali Şansalan öyle yaptı da böyle yaptı da şöyle yaptı demek çok büyük haksızlık olur. Ha bir abisi, bir arkadaşı veya bir abi, ben de futbol sever olarak keşke o pozisyonu fuar olarak değerlendirse de bundan sonraki bu süreç yaşanmayıp bu yorumlar olmasa diyorum tabii ki. Bir şey daha söyleyeceğim. Ali Şansalan özellikle oyunu bozan Kalvo'ya maç boyunca çok duyarsız, umursamaz kaldı. İlk yarıda ona karşı yaptığı böyle bir saygısız hareketi ikinci yarıda bu mesela golden önce verdiği faalde gözünün önündeki protestosunu, el kol sallamasını hani es geçti. En son üçüncü golden sonra konuşmasına devam ettirip, ettirip kart gördü. Yani aslında ilk yaptığı harekette bir duruş sergilesi Ali Şansal ona karşı sert bir ikaz veya disiplin cezası sarı kart verse belki bunlar olmayacaktı. O yüzden hani Ali Şansal'ın bu maçta bu konuyla ilgili de dikkatli olmasını tavsiye ediyor. Yani bu konuyla ilgili eleştiriyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.